teşekkür ediyorum. Hem ülke siyaseti hem meslek örgütlenmesini bir arada daha güzel bir armağanla birleştirip sundu. Evet, konuşmaları sona erdi. Sorularınız var ise sorularınızı alabiliriz. Bir katkımız olursa eğer. Tabii bulabilirim. İzninizle arkadaki beyefendi hissedecekler. Değişimini söylerseniz bize tanımış olursunuz. Hayri Göre İstanbul'dan katılıyorum. Öncelikli olarak Mali Müşavirler Birliği Derneği Genel Merkezi'ne bu özellikli panel için teşekkür etmek istiyorum. Bizde maalesef sizler konuyu çok doğru yerinden getirdiniz. Meslek örgütleri siyasetin içinde olmalılar. Meslek örgütleri hayat, yaşam siyaset olduğu için siyasetin içinde olmak zorundalar. Başkan, yüreğimi sizinle atıyor. Öncelikle onu söyleyelim. Orada atılan her kuruşun bize atılıyor. İstanbul'daki meslektaşlarımız, İstanbul'da yaşayan demokrat, barıştan yana insanlar sizlerle. Şunu da özellikle meslek örgütümüzde eksik olan bir yanı olarak dikkat etmek, çekmek istedim. Bazı dönemlerde mesleğimizin, meslek odalarımızın siyasetten uzak durması gerektiğini bize hep söylediler, söylerler. Özellikle yeni dönemde de bazı meslektaşlarımız meslek siyasetini yaparken bizler meslek odalarını siyasetten uzak tutacağız gibi söylemlerle gitmeye başladılar. Bu tehlikeli, zehirli duruma özellikle dikkat çekmek gerekiyor. Tam tersi, yaşam siyasettir. Bizler meslek örgütleri özellikle siyasetin içinde olmalıyız. Bundan korkmamalıyız. Siyaset bir başkasının elit kesimlerin yapacağı, bizlere sunacağı, bizlere dayatacağı bir şey değil. Biz meslek örgütlerimizle siyaseti yapmaz isek eğer, sadece kendi mesleki sorunlarımızı anlatmak derdine düşer isek eğer, meslektaşlarımızın sorunları, mesleki sorunları aslında halkımızı çok ilgilendirmiyor. Oysa mesleğin sorunlarının ülke sorunlarından ayrılmadığını anlatabilirsek, sokaklarda bunları söyleyebilirsek, bağımsız meslek, demokratik Türkiye söylemimizin üzerine daha da ilerletebilirsek, doğru yerde olacağını göstereceğiz. Bugün bu odada Arzu Çerkezoğlu'nu görmek, Sayın Erkan Azizoğlu Başkan'ı görmek, Ziya Cisan'ı görmek, bunlar bizim için önemli aslında. Bilen arkadaşlar konuyu daha iyi anlayacaklar. Bundan önce Sayın Selahattin Demirbaş, Demirtaş ülke odamıza geldiğinde maalesef bazı meslektaşlarımız büyük bir infiale kapıldılar odamıza nasıl gelir diye. Evet, Sayın Başkan'ı kutluyorum. Ya, o çok önemliydi. Siz Sayın Diyarbakır Oda Başkanı'nın da burada olması bizim için çok önemli. Bunlar simgesel özellikler. Bu konuda da ben yönetici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ama şunu söyleyeceğim. TÜRMOB meslek örgütümüz emek örgütlerinin yanında olsun. İş adamları örgütlerinin yanında olmasın. Ve meslek örgütlerinin yanında olsun. Meslek örgütlerinin yanında olduğu sürece meslek ilerleyecek. Hiç kimse bize mesleki haklarımızı sunmayacak. Ancak ve ancak müzakereci, mücadeleci yöntemlerle mesleki sorunlarımızı, mesleki haklarımızı elde edeceğiz. Bunu belirtmek için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Ne kadar sürecek? Görevli istiyorum arkadaşlar. Alayım onları. Teşekkür ederim. Başlamadan aramızda İstanbul Milletvekili Ali Şeker'den. Hoş geldiniz efendim. Saygıdeğer arkadaşlarım, sivil toplum örgütlerinde, derneklerde ve siyasetin içerisinde 48 yıldır bulunan bir arkadaşımız olarak gözlemlerimi, deneyimlerimi Sayın Oturum Başkanlığı'nın ve sunucu değerli arkadaşlarımın verdiği değerli bilgilerden de yararlanarak bir katkı koymak istiyorum. Öncelikle 1984 yılında İl derneklerin oluşturduğu kısa adı TÜRFED olan federasyonun son yönetim kurulu üyesi olarak bu meslek mensuplarına katkı koymaya çalıştık. TÜRFED'in bünyesinde 5 tane
kamu yararlı dernek olmadığı için dağıldı. Sonunda bugün hepimizin üyesi olduğu Muhasebeciler Birliği Derneği'nin Adana Şubesi'ni kurarak orada yöneticilik, başkanlık yapmış. Daha sonra da 10 yıl genel merkez yöneticiliği yapmış bir arkadaşınız olarak huzurlarınızdayım. Hepinizi sevgiler, saygılarla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, ülkedeki örgütlülüğün... Bu daha geliş miydi? Bu geliş miydi? Ben bitirdi sanatım da o yüzden. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Ülkedeki örgütlülüğün, özellikle sivil toplum yapılanmalarının genelde ülkede uygulanan ekonomik ve siyasal politikalarla iç içe olduğunu, ayrılmaz olduğunu kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün ülkenin yaşadığı demokrasi adı verilen yöntem Avrupa'nın 1600'lü yıllarda yaşadığı medya demokrasisini andırmaktadır. Bu nedir ki bugün ülkeyi yönetenler medyanın önemini kavradıkları için medyayı dizayn etmek, kendi dünya görüşlerine göre oluşturabilmek için adımlar atmak. Bu nedenledir ki birçok televizyon kanallarının uydu yayınları kapatılmakta, gazeteciler ve halkın haber alma özgürlüğü kısıtlanmak istemektedir. Bunlar tesadüfen olmuş şeyler değildir. Çünkü bu ülkede ve dünyada ekonomik sistemlerin ve siyasal sistemlerin yeniden tartışılmaya başlandığının odak noktası iki kutuplu dünya olarak nitelendirdiğimiz bir tarafta kapitalist örgütlenmelerin, diğer yanda da sosyalist örgütlenmelerin olduğu, yani bir yanda Sovyet blokunun, diğer yanda da Amerika'nın başını çektiği kapitalist blokun olduğu dönemdeki Sovyetlerin çöküşüyle başladı. Çünkü Sovyetlerin dağılımına kadar bütün dünyada politikalar sol ve sağ görüşler üzerinden, ideolojiler üzerinden yapılırdı. Bu yapılanmalar da toplumun örgütlülüğüne büyük ölçüde yön vermiştir. Ne zaman ki Sovyetler dağıldıktan sonra kendisini dünyada yalnız hisseden kapitalist modelin önderleri neoliberal ekonomi politikalarını dünyanın gündemine getirerek her ülkedeki siyasal yapılanmayı, her ülkedeki ekonomik yapılanmayı kendi hakları olarak görüp buna göre ülkeleri dizayn etmişlerdir. Bu ülkede de bir konuşmacı arkadaşımızın gayet güzel ifade ettikleri gibi artık ideolojilere dayalı siyaset devri kapanmıştır diyen Friedman'dan başlayarak günümüze kadar ideolojiye dayalı siyaset ve örgütlenmelerin bittiğini söyleyenlere karşı Türkiye'de adına serbest piyasa ekonomisi dedikleri, sosyal piyasa ekonomisi dedikleri, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını öngören bir ekonomik modeli dayatmaya çalıştı. Ve ülkede de genellikle ekonomi üzerinden veya politika üzerinden örgütlenmeler buna göre gitti. Ama şimdi son zamanlarda yaşadıklarımızdan bazı ipuçlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Nedir bu? Çok özür diliyorum. Yani çok hoşuma giden bir tavır değil bu benim için ama sizden rica edeceğim. Peki başka konuşma isteyen arkadaşlarımız olacak. Yani özellikle Güneydoğu'da yaşananlar ve hemen Suriye'de yaşananlar artık dünyadaki ekonomik ve sosyal olayların değişiminin yeniden değerlendirilmesi, yeniden yapılanmaların gündeme gelmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ve dünyadaki örgütlenmelerinde, sivil toplum örgütlenmelerinde buna göre yeniden oluşacağını düşünüyorum. Sözlerime son verirken, başta özgürlük, demokrasi ve barış için yaşamını kaybetmiş tüm arkadaşlarımızı ve özgürlükleri kısıtlanan, halkı bilgilendirme hakları ellerinden alınan gazetecilere de saygı ve sevgilerimi sunuyor. Ölenleri rahmetle alıyorum. Teşekkür ediyorum. Saygı sunuyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Yerinden söz almak isteyen var mı? Ben arkalara bakamadım. Arkalardan varsa bir kadın destektaş arıyorum. Duygularını öğrenmek istedim. Yok. Peki. Buyurun.
geldiniz. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Bugün bu dört duvardan çok güzel... Bugün bu dört duvarda çok güzel söylenmeler duyuyoruz. Sağ olun o yüzden. Nebi Oğlu'nu ben de çok eskiden tanırdım. Aynı siyasi mücadeleden geliyoruz. Özellikle onun DİS başkanlığı döneminde epey çalışmamız oldu. Partisel çalışmamız oldu. Kendisine saygıyla bir kez daha anıyorum. Tabi bugün başka bir güzellik daha var. Biz yıllarca ülke siyaset hakkında sözü olmayanların meslek siyaseti yapamayacaklarını söylüyorduk. Bugün burada bu bir kez daha tescillendi. Buna uzak olan arkadaşlar da bugün bunu kabul ettiler. Bu ayrı bir sevinçtir. Hepimiz için. Gerçekten yıllardır haklı bir mücadele verdiğimizi görüyoruz. Ben de doğulu bir arkadaşımız olarak kristal gece bugün, Batı'nın yaşadığı kristal gece bugün Doğu'da her gün yaşanıyor arkadaşlar. Her gün bir kristal gece oluyor. Biz yıllardır doğulu arkadaşlar olarak bunu anlatmaya çalıştık. Ama birçok kişi bizi anlamadı. Hatta birçok kişi bize bölücü dediler. Bugün gerçekten bu medya, yazılı basın Doğu'yu bir kez daha canlı olarak gösteriyor. Canlı olarak resmen görüyoruz, katliamı görüyoruz. Tahir Elçin'in öldürülmesini canlı olarak gördük. Artık bugünden sonra hiçbirimizin ya ben meslek yapacağım, benim meslek adına söylemim var deme lüksümüz yok arkadaşlar. Başkan çok güzel söyledi, suskun bir toplum olmayacağız dedi. Evet biz meslektaş olarak da susmayacağız bundan sonra. Çünkü gidecek başka bir ülkemiz yok. Artık kaybedecek bir şeyimiz de kalmadı arkadaşlar. Her şeyi kaybettik. Ekonomiyi de kaybettik. İşte kapitalistin, emperyalistin finans gücü İstanbul'da, politik gücü Ankara'da, silah gücü de ülkenin güneyinde. Ülkeyi paramparça etti. Seni beni böldü. Artık mesleğin de bir anlamı kalmadı. O nedenle bugün bütün demokratların, bütün ilericilerin, bütün yurtseverlerin bir araya gelip alternatifler düzenlemesi lazım. Çalıştaylar yapmayız arkadaşlar. Mesleğimize tehlike atmış. İşte dört büyüklerinden bir kavram var. Emperyalistlerin finansal gücünün kavramı bunlar. Bunlar hakkında oturup çalıştaylar yapmalıyız. Ama hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece burada birbirimize olayları anlatıyoruz. İşte haksız rekabet deniliyor. Dört büyüklerin yaptığı haksız rekabet ne olacak arkadaşlar? Onları görmeden modüller geliştirsek ne olur? Duygusallaştım biraz, kusura bakmayın. Ama gerçekten önümüzdeki süreç çok dikkatli olmalı.